Herkese merhaba. Bugün özel bir konukla karşınızdayım. Konuğumuz Çağla Yılmaz. Çağla bir masal anlatıcısı. Aynı zamanda somut olmayan kültürel miras üzerine araştırmalar yapan, uygulamalı müzecilik üzerine araştırmalar yapan bir araştırmacı. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayayım. Hemen Çağla'ya atayım. Çağla, merhaba, hoş geldin. Kimsin sen? Neler yapıyorsun? En başta sen başla. Cihan merhaba. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben Çağla. Aslında lisans eğitimimi edebiyat ve tarih üzerine aldım ama kendimi lisansüstü eğitimimde buldum. Çünkü Türk halk bilim alanıyla tanıştım. Ve halk bilim alanına girdikten sonra aslında içinde büyüdüğümüz ve yaşadığımız o toprağın ne kadar bereketli, ne kadar dolu olduğunu fark ettik. Evet, ben köyde doğdum, köyde büyüdüm. Köyle hep ilişkim vardı, memleketimle. Seninle de öyle tanıştık zaten. Ama uzman bakış açısıyla bakmadan içinde olduğun şeyi çok fark etmiyormuşsun. Halk bilim alanında çalışmalar yapmaya başladıktan sonra farklı farklı alanlarla tanıştık. Bizim okulumuzun uzmanlık alanlarından biri somut olmayan kültürel miras. Somut olmayan kültürel miras nedir? Somut olmayan kültürel miras müzeciliği nedir? Uygulamalı müzecilik nedir? Gibi alanlarda çalışma fırsatı sundu okulumuz ve hocalarımız bize. Onun dışında daha özelde de masallarla ilgileniyorum. 2012 yılında lisansüstü eğitime başladığımdan beri masal anlatıcılığı, masallar, Anadolu masalları ve masal anlatıcılığının yaşayan formu üzerine çalışmalarımız sürüyor diyebilirim. O zaman gelelim masal anlatıcılığına. Daha önce sosyal medya vasıtasıyla senin masal anlatıcılığına denk gelmiştim. Çok eğlenceli olsa gerek ama o kadar da yorucu. Peki masal nedir? Masal anlatıcılığı nedir? İlk anlatıcılar kimlerdi? Masal neden var? Masal anlatıcılığının ucu bucağı yok aslında ve keşke beni canlı dinlemeyi fırsatın olsaydı. Çünkü dijital, evet, bugün her şey ama asla gerçek değil, sanal. Masal anlatıcılığını nereden başlatabilirim? Aslında anlatmaktan başlayalım bence. Söz. İnsanoğlu var olalı beri söz vardı. Ama sözü, yani derdini, hikayesini anlattığı vasıtalar değişti. Örnek verelim. İnsanoğlu var oldu. El, kol, anlamsız bir takım seslerle derdini anlatmaya çalıştı. Sonra belki mağara resimleri yaptı. O resimler duvardaki çizikler sayesinde yardımıyla derdini anlatmaya başladı. Ondan sonra dil oluştu ve böyle böyle sözcüklerle, kurgularla belki sorununu, derdini anlatmaya başladı. O orada bir koldan devam etti. Sonra yazı bulundu ve artık mektuplar, romanlar, yazılı hikayeler, şairler, şiirler, böyle yazıyla bir yol devam etti. Bu arada söz hala var. Sözün anlattığı şeylere neler dahil oldu? Mitler var, kahramanlık hikayeleri var, halk hikayeleri var. Sonuçta insanlar dinlemek istiyor, insanlar inanmak istiyor, insanlar başarabileceğini anlamak istiyor ve bugün burada nasıl var olduğunu öğrenmek istiyor. O zaman mite tutunuyor. Bundan sonrasının ne olacağını merak ediyor. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Kahramanlık anlatılarına, masallara tutunuyor. Ve insan anlatmaya devam ediyor. Bu arada işin içine belki din giriyor diyebiliriz. Vaizler, efsaneler, menkıbeler, evliya anlatıları. Onun dışında dedim ya, yazı var ve roman devam ediyor belki. Sonra teknoloji biraz daha gelişiyor. Radyo çıkıyor. İnsanlar radyo vasıtasıyla dertlerini, hikayelerini anlatmaya başlıyorlar. İş, hayat, ekonomi diye bir sektör oluşuyor ve insanlar orada patronlarına briefingler veriyorlar, öğrencilerine ders anlatıyorlar. Başka bir hikaye burada devam ediyor. Bu arada insanoğlu yine sözlü olarak anlatmaya devam ediyor. Neneler torunlarına torbasını anlatıyor. Dedim ya, din adamları dinleyicilerine anlatıyor. Onun dışında tüccarlar var, kervanlarda, ateşin başında birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. Ondan sonra o ateş başları evlerde tandır başlarına dönüyor. Neneler torunlarını anlatıyorlar. Sonra aileler küçülüyor, anneler çocuklarını anlatıyorlar. Daha sonra teknoloji biraz daha gelişiyor, bilgisayar diye bir şey çıkıyor belki. Çocuklarına dijital platformlar sayesinde bir şeyler anlatmaya başlıyorlar. Teknoloji biraz daha gelişiyor. Sinema,
Sinemalar efsaneleri anlatıyor. Yeni mitolojiler kuruluyor. Marvel mitolojisi gibi. Sinema masaldan besleniyor. Fantastik sinema diye bir şey çıkıyor. Roman da zaten besleniyor. Buradan mitolojiden besleniyor. İnsan anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Vakti zamanında bir şamanın belki bir sağaltma yöntemi olarak kullandığı o anlatı, masal dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Bu kadar yollardan geçiyor. Yazı çıkıyor. Söz uçar, yazı kalır diyorlar sözü belki küçültmek için. Ama şunu kaçırıyorlar. Yazı donar. Söz hep uçar. Uçar, oradan kalkar konar. Ben sana anlatırım, sen evde cana anlatırsın. O gider annesine bir şey anlatır, annesi gider iş arkadaşlarına anlatır. O ateşin başında, kervanlarda, yollarda, tüccarların birbirlerine anlattığı efsaneler, hikayeler, masallar iş yerlerinde kahve makinelerinin başında anlatılmaya başlar. Çünkü insanoğlu dinlemek ister, insanoğlu anlatmak ister. Var olmakla eş bir şey anlatmak aslında. Hatta derler ki eskiden bu teknolojik imkanların hiçbirinin olmadığı, reklamcılığın, sinemanın hiçbir şeyin olmadığı günlerde insanlar birbirlerine ilk önce şunu sorarlarmış. Senin hikayen ne? Hikayesi olan kazanır çünkü. Eğer bir insanın sağlam bir hikayesi varsa her zaman anlatacağı, her ortamda anlatsana dersin ya, hani anlatsana senin şöyle şöyle bir hikayen vardı, hani askerde şöyle olmuştu. Ya da 40 kere aynı şeyi anlatsa 41. kez yine dinletecek insanlar vardır. İşte o anlatı kesintisiz devam etti. Şamanlardan, ilk mitolojik hikayelerden, dünyanın yaratılış hikayelerinden belki. İş yerlerine, derslere, konu anlatımlarına, sunumlara, TEDx konuşmalarına, sinemaya, fantastik edebiyata, fantastik sinemaya. Kahramanlık dedim ya, Marvel yeni mitolojiler üretti artık şu an. Çünkü insanoğlu o destandan, o mitolojiden her mecrada beslendi. Vasıtalar değişti. Eskiden şamanlar anlatırdı, nenelerimiz anlatırdı. Bugün sinema, Hollywood bize bir şeyler anlatıyor. Ama insanoğlu dinlemeyi bir tarafta hep sevdiği için anlatı, masal anlatımı hiç bitmedi. Ve söz, o kona kona, uça uça gelen söz döndü, dolaştı. Şimdi bu dijital platformlarda yine insanlar birbirlerini dinliyorlar. Belki çok uzattım ama hani masalın hikayesi sözün hikayesi aslında. Söz de insanoğlu var olalı beri var olan bir şey. Masal da böyle bir şey. Sonuçta bugün sen seversin. Tolkien'ın koskoca Hobbit'i de, Yüzüklerin Efendisi de torunlarına anlattığı bir masaldan ortaya çıkmadı mı? Şimdi masal deyince aklımıza anneanneler, babaanneler, işte anneler, halalar, teyzelerin anlattığı masallar geliyor. Masal deyince bir kadın figürüyle birleşmiş durumda. Neden böyle? Masal kadınların sözü olarak düşünülüyor daha çok, evet. Aslında koca koca araştırmalar var masal atalarıyla, masal erkek masal anlatıcılarıyla ilgili. Yani erkek masal anlatıcılarının yoğun olduğu bölgelerimiz de var. Erkekler de masal anlatıyor, masal analarımız gibi. Ama evet, daha çok masallar kadınların sözü olarak düşünülüyor. Bunun birkaç sebebi var. En önemlilerinden biri kadınların konumuyla ilgili. Kadınlar evde. Kadınlar evde olduğu için çocuklarıyla, gelinleriyle, kızlarıyla, kadın egemen ortamlarda daha çok vakit geçirenler kadınlar. Erkekler dışarıda, kahvelerde, tarlalarda, iş başlarında. Erkeklerin ortamlarında daha çok halk hikayeleri, daha gerçek şeyler, varlığı toplum tarafından daha çok kabul edilmiş, evet tabii ki oldu, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin tabii ki var denilen şeyleri erkekler daha çok anlatırken, kadınlara yalan bu denilen masallar uygun görülmüş. Yalan zaten. Yani masal anlatma derler ya, bana masal anlatma. Kadınlar işte o masalları anlattılar, yalan diye. Ama o masal öyle güzel ortamlar sunuyor ki kadınlara, yalan değil, gerçektir diye anlatmadıkları gerçek kalmadı aslında. Ama dediğim gibi masal ataları da var. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Erkekler de masal anlatır. Ama masalların daha çok kadınlara yakıştırılmasının sebebi masalların gerçek dışı kabul edilmesiyle ilgili. Ama aslında masallar ilkelin mitolojisi, masallar mitolojinin bugünkü kalıntısı diyebiliriz. Dolayısıyla gerçek kabul ediliyorlar, gerçekler ve o masalın giriş tekerlemesi vardır. Dinleyiciye bir sürü ilgisiz şey söyleyerek onu
gerçek olmayan bir dünyaya çekermiş gibi yapar masalcı ve o kurgu dünyada kendine bir özel alan yaratır ve içinde ne varsa anlatır. Gelelim günümüze. Masal anlatıcılığı bu aralar biraz popüler oldu gibi, yani bir iş kolu, bir uzmanlık alanı gibi. Neden bu kadar popüler oldu ve sence bu doğal bir geleneğin bu kadar profesyonelleşmesi doğru mu? Evet, 3-5 senedir, 5-6 senedir ülkemizde masal anlatıcılığı popüler duruma geldi. Ama popülerleşen şey aslında görsel olan kısmı. Yani masal anlatıcılığı bu topraklarda hiç bitmedi. Azaldı belki, belli bölgelerde kaldı belki ama hiç bitmedi. Bitseydi zaten bunun böyle canlanması çok zor olurdu. Dışarıdan gelen bir şeyi buraya tırnak içinde söyle uydurmak, buraya benzetmek çok da kolay bir şey değil. Ama aslında sende varsa güncel haline de sahip çıkıyorsun. Ne oldu da bu kadar popüler oldu? Bir kere insanlar artık sıkıldı. Film izlemekten sıkıldı, radyo dinlemekten sıkıldı, oyun oynamaktan sıkıldı. İnsanlar artık belki de birbirlerinin gözünün içine bakarak dinlemek istiyor. Çünkü bu ortamlar çok azaldı. O belki burun kıvırarak baktığımız kadın günleri, düğünler, dernekler, bayramlar, köy odaları, bunlar çok azaldı kentleşmeyle, kadının ekonomik hayata katılmasıyla birlikte. İnsanların bir araya geldiği ortamlar çok azaldı. Sinema çok güzel, muhteşem. Sana sinemadan bahsedecek değilim. Ama insanlar daha gerçek bir şey istemeye başladı. Tiyatro çok güzel, muhteşem tiyatro. Ama insanlar daha böyle kendilerinin de içinde olduklarını bir şey hissetti. İstiyor olabilirler artık ve insanlar söze sığındı. Dediğim gibi zaten Anadolu geleneğinde var olan bir şey olan anlatıcılık biraz popüler çeşniyle yeniden sunuldu. Dijital imkanların, teknolojik olanakların artması da bunda çok büyük etken var. Çünkü eskiden nene tandırın başında torununu anlatıyordu. Bundan kimin haberi var? Torunun var. O neneyi seven köydeki bir iki kişinin haberi var. Ama bugün İstanbul'da anlatılan bir masalı Bursa'da takip ediyorlar. Ben Ankara'da İzmir'den kalkıp gelecek bir masalcıyı bekleyebiliyorum. Çünkü haberim var orada çok güzel işler yapıyor diye. Aslında iletişim imkanlarının artmasından kaynaklı bir şey bu diyebiliriz. Evet, bunu profesyonel anlamda iş olarak yapanlar var, eğitim verenler var, okulları, kursları açıldı. Bunun sertifika törenleri yapılıyor, sertifikalar veriliyor. Şöyle anlatılır, böyle yapılır, bakın şöyle yapmayın, böyle yapın. Evet. Ama aslında gelenekte böyle bir şey yok. Okur yazar dahi olmayan teyzeler bunun eğitimini mi aldı? Sertifikalı mıydı bizim nenemiz köydeki, senin nenen? Sertifika mı aldı da anlattı o hikayeleri? Hayır. Ama bugün böyle büyümediğimiz için bu eğitimi alıyoruz. Yani bu birçok şey için böyle değil mi? Yani köyde çocuk babasıyla büyürken köydeki herkes gibi inşaat ustasıydı. Bunun eğitimini almıyordu. Ama şehirde 20 yaşından sonra o kişiye o ustalığı öğretmek gerekiyor. Şimdi bu da öyle. Geleneksel masal anlatıcıları zaten dinleye dinleye, bu arada en iyi masal anlatıcıları en iyi dinleyicilerdir. Bu teyzelerimiz, nenelerimiz, ablalarımız, abilerimiz zaten dinleye dinleye kendilerini geliştirip bir gün kendileri de anlatmaya başladı. Bu o doğal akışın içinde kimsenin haberi olmadan çok sıradan ve doğal bir şekilde oldu. Ama bugün ben geliyorum 25 yaşıma, hayatımda masal dinlememişim, öyle bir ortamda büyümemişim ve diyorum ki ben masal anlatmak istiyorum. Bunu öğretilmesi gerekiyor diye düşünülebilir. Ha, bazı şeyler içgüdüsel, yani bana eğitimler çok şey kattı ama ben zaten anlatıyordum ya, zaten konuşmayı seven biriyim. Sadece bunu biraz daha şekle şemale koyduk. Kötü bir şey değil, eğitim, sertifika her zaman güzel bir şey ama zorunluluk mu? Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani bazı teyzelerimiz vardır, masaldan bağımsız söylüyorum bunu, hani böyle çok güzel anlatır, ağzı açık dinlersin. Yani sen ona istediğin eğitimi aldır, kralını aldır, o teyze zaten anlatıyor abla. Ama bu işe hiç ilgisi yokken gönül verenler öğrenmek istiyorlar ve hocalarımız bunun üstadları zaten anlatıyorlar. Profesyonelleşmek kötü mü, iyi mi? Yani burada farklı bakış açıları var. Tabii ki her şeyin doğalı en güzel. Ama insan da kendine bir şey katmayı tercih ediyor olabilir. Mesela ben çok kıpırdıyordum. Çok kıpırdıyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Çünkü memleket. Yani çok hızlı konuşuyorum. Bunun için biraz daha sakinleşmek için elimizi kolumuzu nereye koyalım, ne yapalım? Evet, benim bir masalım var ama bunu nasıl doldururum? Her ortamda bu masalı bağlamına göre nasıl değiştireyim? Buraya bu espri gider mi? Tekerlemeyi nereye eklesem?
İşte ben hiç halk bilim eğitimi almadım. Siz bu ara sözler, formal diyorsunuz, bunlar nedir gibi şeyler için tabii ki bunların kursları, eğitimlerin alınması normal olabilir. Ama bu tek tipleşmeyi beraberinde getirir mi? Yani ben bir hocadan bunun eğitimini aldım, ben de onun gibi mi anlatırım? Tabii ki böyle olmamasını diliyoruz. Çünkü her bir anlatı biriciktir. Ben dahi aynı masalı 50 kere anlattım, 50'si de farklıdır. Zaten bizi masal anlatıcılığını ya da geleneksel Türk tiyatrosundaki anlatı, geleneksel Türk tiyatrosunu da, Meddah'ı da, Karagöz'ü de, orta oyununu da Batı tiyatrosundan ayıran budur. Bizim her bir anlatımız bağlamına, ortamına, kişisine, kalabalığına, cinsiyetine, her şeyine göre yeniden üretilir. Ama şimdi ben bir hocadan bu masalın anlatımı böyledir diye öğrensem, tabii ki öyle bir eğitim verilmiyor bize ama hani bir öğrenci mantığıyla öğretmenim böyle anlattı ve ben de bunu böyle anlatacağım gibi yaparsam o zaman o iş olmaz. Çünkü burada herkes farklı olmalı. Çağla'nın anlattığı Nardaniye Hanım'la başka birinin anlattığı Nardaniye Hanım farklı olmalı ki dinleyici senin Nardaniye Hanım'ını öbürünün Nardaniye Hanım'ından ayırabilmeli ve evet Çağla güzel anlattı ama hani diğerininki de daha komikti gibi burada anlatıcı farkları ön plana çıkmalı. Temennimiz bu yönde en azından. Peki kim bu masal anlatıcıları? Yani farklı ekoller var mı? Ya da farklı ekollerin birbiriyle bir çatışması var mı? Yani masal anlatıcılığı deyince böyle dar bir kalıp mı karşımıza çıkıyor yoksa çok yönlü bir disiplin midir masal anlatıcılığı? Masal anlatıcılığında da her alanda olduğu gibi farklı bakış açıları var. Bu işi çok farklı disiplinlerden insanlar yapıyor. Bu da çok güzel bir şey, çeşitlilik oluyor. Ama dışarıdan bakan, yani anlatıcılıkla sadece dinleyici olarak muhatap olan insanlar zannediyor ki doğrusu o ya da doğrusu bu. Bunun bir doğrusu yok. Yani belli sınırlar içerisinde herkes istediği gibi anlatabilir. Örnek veriyorum, tiyatro kökenli anlatıcılar var. Şimdi o insanlar daha tiyatrovari, daha oynayarak, role girerek, karaktere bürünerek yapıyorlar bu işi. Ya da okul öncesi temelli anlatıcılar var. Daha çocuğa göre, daha oyunlaştırarak yapıyorlar bu işi. Müzik aleti kullananlar var, yapabilirler. Ukulele çok popüler, kalimba çok popüler gibi. Ondan sonra başka öğretmenlik temelli olanlar var. Daha böyle bir şey aktarmak için, daha eğitim açısından bunu yapanlar var. Ergenlere anlatanlar var, daha psikolojik bir yerden bakıyorlar. Bir de bizim gibi halk bilim temelli, daha geleneksel anlatıcı. Hocamız bizim nene anlatıcı der. Daha nene anlatıcı, daha durgun, daha oturarak, daha sakin, oynamadan. Çünkü anlatıcılık çok mütevazı bir iş. Anlatıcı görünmez olmalı. Çünkü asıl olan ben değilim. Asıl olan anlatı, asıl olan masal. Siz o masalı görmeli, o masala gitmelisiniz. Beni izleyecekseniz, benim bakış açımdan tabii ki, bu role, tiyatro, oyunculuğa giriyor ve bu bizim öncelediğimiz bir şey değil. Biz metni önceleriz, sözcükleri önceleriz ve anlatıcıyı görünmez kılıp masalı ön plana çıkarırız. Bu daha nene formu, daha böyle tandırın başında, sobanın başında, torunlarına, konusuna, komşusuna durağan bir şekilde Anadolu'nun kendi kültüründe var olan anlatıcı nene tipi. Bu daha geleneksel bir şey ama dediğim gibi daha oyunculukla bunu yapanlar var. Okul öncesi öğretmeni olup daha çocuk için bunu yapanlar var. Dramacılar var, masal tiyatrosu şeklinde. Yine oyunculuğa yakın, tiyatroya yakın bir şekilde bunu yapanlar var. Farklı formlar var. Ve elbette günümüz. Yani salgın, pandemi, işte evde kalma zorunluluğu. Masal anlatıcıları da kendilerini güncelleyebildiler mi? Yani ben şimdi öğretmenlerle konuşuyorum. Malum bir uzaktan eğitim ortamı var. Evet, öğretmenler uzaktan eğitimin gerekliliğinin farkındalar ama uzaktan eğitimin pek verimli olmadığı görüşündeler. Siz masal anlatıcılarında da böyle tartışmalar var mı? Masal anlatıcıları kendilerini bu duruma alıştırabildiler mi? Yani uzaktan online olarak masal anlatılabilir mi? Anlatılabilir de dinlenebilir mi? Ah, salgın. Mart'ın sonuydu. Ne olacak yani? 3 gün, 5 gün dedim. Aylar oldu. Salgın sürecinin başlangıcında herkes gibi geleneksel kültür aktarıcıları da ne yapacağını şaşırdı. Yani evet, elimizde bir şey var. Bizim şansımız, avantajımız da var bu konuda. Çünkü biz hep sözle vardık, hep anlattık. Meddah da anlattı.
masalcı da anlattı. Ama biz hep göz göze anlattık, hep diz diz anlattık, hep böyle benim tarzımdan biraz bulaşarak, biraz dokunarak, biraz laf atarak, biraz fikir alarak, bakarak sıkıldı mı, etti mi, bulaşarak, takılarak, soru sorarak. Ama şimdi önümde bir ekran, tek bir yere bakacaksın ki mümkün değil, böyle herkese bakan bir insan tek bir yere bakacak. Orada da bir göz yok, sana bakıyorlar mı bakmıyorlar mı belli değil. Sesini yükseltmeli misin, alçaltmalı mısın, yayın mı gitti, ses mi takıldı, internette mi sorun var? Yapamam dedik. Yani en azından ben yapamam dedim. Çevremde, iletişim halinde olduklarımda asla anlatamam. Anlattık efendim paşa paşa. Çünkü buna da ayak uydurmak zorundasın. %100 performans var mı? Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Zevk alamıyorsun. Zevk alamıyorsun. Kendi kendine konuşuyorsun. Ama yapılmalı mı? Yapılmalı. Çünkü ne yapalım? Duracak mıyız? Eğitim durdu. Müzeler kapandı. Sanat durdu. Ne bileyim işte insanlar evden çıkamadı. Benim elimde o zaman insanlara dokunabilecek en güzel şey var. Sözlü kültür var. Masallar var. Şanslıyım böyle bir alanda olduğum için. Alırım teknolojik aleti. Dijital platformda anlatımlarıma devam ederim. Birçok insan yaptı bunu. Festivaller düzenlendi, anlatı festivalleri düzenlendi. Belediyeler masalcılarla çalıştı. Hala yapılıyor. Biz de anlattık. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak da çalışmalar yaptık. UNESCO'nun çalışmalarına da yardımcı olduk. Yaz okulu yapıldı. Masalcı arkadaşlarımıza yine katıldık. Ben şahsi olarak da yaptım. Tad alınıyor mu? Yani %100'lük performansın %60-65 gibi. Gene de yapılır mı? Yapılsın ama ben artık yani dokunarak, güldük gülüp gülmediklerini görerek, uyup uyumadıklarını görerek, sıkılıp sıkılmadıklarını düşünerek ve bir an önce bitireyim değil, uzun uzun anlatayım diye göz göze, diz dize günlere dönmek istiyorum. Ama salgın dönemi masal anlatıcılarını, geleneksel kültür taşıyıcılarını da dönüştürdü. Meddahlar da anlattı. Karagözcüler de karagöz performans sergiledi. Sözlü kültür salgın döneminin en şanslı alanı olduğunu, şanslı alanlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de tat yok. Çünkü insanla varız. Halk bilinciyiz. Halk yoksa olmuyor. Artık o zaman programı bir masalla kapatalım. Seni dinlemeye hazırız. Söz sende. Masal. Hay hay. O zaman evvel zaman içinde diyelim. Kalbur saman içinde. Cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Bir serçe kanadını 40 katıra yüklettim. Ne az gittim ne uz gittim. Kaf Dağı'na ilettim. Bir nefeste erittim şu dağların karını. Dikilmemiş ağacın orada yedim narını. Eğrilmemiş iplikle ne çulhalar dokudum. Elif dedim, B dedim, dağı, taşı okudum. Bir sinek, bir kartalı kaldırıp vurdu yere. Yalan değil, gerçektir. Yer yarıldı birdenbire. Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynattım. Nedir diye sorana bu masalı anlattım. Bu masal ki yıllardır anlatıla gelen bir masal. Diyarlardan birinde bir padişah yaşarmış. Bu padişah ki namı yedi cihana yayılmış. Ama bizimkinin bu kadar adil, bu kadar dürüst, bu kadar çok sevilen bir padişah olacağı ta şehzadeliğinden belliymiş. Babası bizimki şehzadeyken ülkesini çok çok ama çok güzel yönetirmiş. Komşu komşu ülkelerin padişahları sinir olurlarmış buna. Halkları onun gibi adil olmalarını istedikleri için. Bu padişah vakti zamanında ölüm döşeğindeyken oğlunu, şehzadesini, bir tanecik yavrusunu yanına çağırmış. Ülke bundan sonra senindir. Ama ahdım olsun, benden nasıl gördüysen öyle yöneteceksin demiş. Hay hay demiş şehzade, hay hay. Babası rahmetli olunca taht bizimkine kalmış. Bizimki de aynı şekilde, aynı güzellikte,
yönetmeye çalışmış. Yönetmiş de. O yüzden çok sevilmiş. Ama bir yandan da çok beğenilmiş. Yani bizim padişahın bu kadar çok sevilmesinin tek sebebi adil olması değilmiş. O kadar yakışıklıymış ki bu padişah. O kadar yakışıklıymış ki genç kızların rüyalarını süslermiş. Padişahın bu kadar çok sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri halkının derdini kendine dert edinmesiymiş. Her gün tebdil kıyafet halkın arasına karışır. Vezirin üzeranın ağzına bakmadan birinci ağızdan sıkıntıları öğrenirmiş. Yine bir gün halkın arasına karışmış, kıraathaneleri gezmiş, pazarları gezmiş, dükkanları gezmiş. Çiftçinin, esnafın yanından saraya dönerken havada karardı kararacak. Ormanın kuş uçmaz, kervan geçmez bir kıyısında ağaçların arasında küçücük bir ışık görmüş. Küçücük, titrek, sarı sıcak bir ışık. Ne ola ki bu demiş. Yanındakileri tez kapıya göndermiş. Padişahın yanındakiler yanaşmışlar, yanaşmışlar, yanaşmışlar. Kulaklarını kapıya uzatmışlar. Ormanın içindeki o küçücük derme çatma kulübede üç kız kardeş yaşarmış. Üçü de birbirinden güzel, üçü de birbirinden akıllı. Ama beş parmağın beşi bir olmadığı gibi üç kardeşin üçü de birbirinden farklı huyda suyda üç kız kardeş. Anaları yok, babaları yok. El alemin onun bunun biçkisini, dikişini, söküğünü, yırtığını diker, düğmesini diker. Karın tokluğuna öyle çok bir şey kazanmak yok. Bir ekmeğe, bir kıyafete günlerini geçirmeye çalışırlarmış. Ve ellerindeki tek şey o biçkiyi dikişi yaparken kurdukları hayallermiş. O akşam da yine hayallere dalmışlar ama biraz sinirle. Çünkü bıkmışlar. Orada iğneyle, iplikle uğraşırken en büyük abla biraz süsüne püsüne düşkün. Yeter demiş. Yeter, ben bıktım onun bunun iğnesinden, ipliğinden, yırtığından, söküğünden. Zaten bize ne faydası var ki? Eskilerini püskülerini anca veriyorlar. Ben bıktım. Keşke elimde olsa da sarayın terzi başısıyla evlensem. Bir gün giydiğimi, hayır, bir saat giydiğimi bir daha giymesem. Astarların, şalların, patiskaların biri gelse, biri gitse. Hayal bu ya. Ortanca kardeş biraz midesine düşkün, etine dolgun. Madem hayal kuruyoruz demiş, ben olsam sarayın aşçı başısıyla evlenirdim. Karnımız doyardı. Yediğimi başka bir gün başka bir yerden, başka bir diyarlardan, ülkenin başka bir yerinden bir yemekler gelirdi. Çok güzel olurdu. Kardeşlerin en küçüğü ablalarını uzaktan dinlermiş. Hayalleriniz bile demiş. Hayalleriniz bile fakir. Aşçı başıymış, terzi başıymış. Bunlar nasıl hayaller? Ben olsam demiş. Padişahın kendisine aşık ederim kendime. Hem de öyle bir aşık ederim ki bana aşık olmakla kalmaz. Elimi, ayağımı bile yıkar. Dediği gibi padişahın adamları kapıdan don diye içeri girmiş. Üç kız kardeşi de topladıkları gibi saraya. Ablalar hemen özür dilemişler. Bilemedik padişahım demişler. Elimizde, avcumuzda hiçbir şey yok. Dalmışız hayallere, affet. Küçük kız kardeş. Masal bu ya. Evlerin en küçük kız kardeşlerine hep biraz ayrıcalık yapılır. Ben demiş özür dilemem. Özür dilemem. Hani bu padişah demiş. Namı yedi cihana yayılmış. Adaletli bir padişahtı. Hayal kurmak da mı yasak? Dilemiyorum. Dediği gibi kendini zindanda bulmuş tabii. Ablalar eve, bizim küçük kız zindana. Günler günleri kovalamış, haftalar aylara dönmüş.
Bizim kız sadece ona yemek getiren tonton bir teyzeyle arkadaşmış. Özür dilemek aklının ucundan bile geçmezmiş. Ama bir yandan da sarayda bir koşturmacı olduğunu fark etmiş son günlerde. Ne oluyor ki demiş teyzeye. Ne bu koşturmaca? Zindana kadar sesiniz geliyor. Teyze demiş. Bu tonton teyzeler oğlan çocuklara biraz düşkün ya. Cihanım, padişahım, kıymetlim demiş. Artık evlenme vakti geldi ya. Aklında çok yok ama bir şölen düzenlenecek. Ülkenin her tarafından, hatta komşu ülkelerden misafirler gelecek. Bakarsın orada birine aşık olur. Onun koşturmacası var son zamanlarda. Kızın aklına bir şey düşmüş. Düşmüş ya, nasıl hallederim? Birkaç gün düşünmüş, sonunda teyzeye sormaya karar vermiş. Teyze, ben bu şölene nasıl giderim? Teyze demiş, gidemezsin, sen tutsaksın burada. Ama teyze demiş, aylar oldu, ablalarımı da özledim. Senden başka kimseyi gördüğüm yok. Ne var uğrayıp gelsem? Olurdu, olmazdı derken, tonton teyzeleri tavlamak biraz kolay ya. Teyze demiş, vallahi kimseye görünmem, gittiğim gibi gelirim, hiç kimsenin haberi olmaz. Teyze demiş, tamam, sana da kıyamıyorum. Ama al şu sarı yazmamı da at başına. Kimse görmesin seni, bir şey olursa örtünürsün. Tamam demiş kız, almış sarı yazmayı, atmış başından aşağı. Olmuş size sarılı kız. Şölen akşamı, ortalık ana baba günü, gelenler, gidenler, yiyenler, içenler, şarkılar, türküler. Ama bizim kız şölen salonuna girer girmez fark etmiş padişah onu. Sapsarı yazmasıyla adeta bir güneş. Yanaşmış yanına, koskoca padişah muhabbet edemeyecek hali yok ya. Başlamışlar söyleşmeye, konuşmuşlar, gülüşmüşler, raks eylemişler. Sonra kız demiş ki, padişahım, başım çok ağrıdı, sanırım gürültüden, biraz bahçeye çıkalım mı? Hay hay demiş padişah, takılmış kızın yanına. Atmışlar bahçede adeta, suların yanından geçmişler, kedileri sevmişler, taşlıkta yürürken bizim kız, ah! Ayağını burkmasın mı? Padişah koşa koşa bir ibritle bir peşkir getirmiş. Kızın önce ellerini, sonra ayaklarını yıkamış. Padişah ibriği ve peşkiri geri koymaya gittiği gibi bizim kız zindana. Hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün olmuş. Teyze gelmiş, gitmiş. Ertesi gün olmuş, teyze gelmiş, gitmiş. Ama birkaç gün sonra teyzede bir mutsuzluk fark etmiş bizim kız. Teyzem, tonton teyzem, ne oldu sana? Hiç sorma demiş bizim tonton teyze. Şölen akşamından beri yiğidim, civanım, kıymetli padişahım soldu soldu sarardı, soldu soldu sarardı. Sarılı kız der, başka bir şey demez. Sarılı kız der, başka bir şey demez. Sormuşlar, soruşturmuşlar. Ne tanıyan var, ne bilen, ne gören var, ne işiten. Bizim kız anlamış ya, teyzeyle selam yollamış. De ki o padişaha demiş, üzülmesin. İnsanların özürlerini de öyle beklemesin. Ben dediğimi yaptım. Elimi, ayağımı yıkattım. Artık affeder, affetmez, kendi bilir. Sen böyle söyle teyze, o kendine gelir. Teyze anlamamış ya, bu kız sonuçta oraya gitmişti. Vardır bir bildiği demiş. Padişaha söylenenleri iletmiş. Padişah bu cümleyi duyar duymaz kızı karşısına istetmiş. Bakmış, bakmış. Ben ki demiş, namı yedi cihana yayılmış kıymetli bir padişahım. Bilemedim. Adaletten şaştım, kibrin esiri oldum. Sen ki bana dediğini yaptırdın. Benim yanımda bu ülkeyi yönetirken senin gibi sözünden dönmeyen bir hatun gerek demiş. 40 gün 40 gece namlarına yaraşır bir düğün yapmışlar. Ablaları da çağırmışlar. Hem ne? Yeni eşleriyle beraber, terzi başıyla aşçı başı. O düğün yıllardır anlatıla gelirmiş. Bana da nenem anlattı, ona da nenesi anlatmış. O düğünden gelirmiş.
Millet düğünden döndükten sonra herkes yoluna ayrılırken gökten üç elma düşmüş derler. Biri sözümden asla vazgeçmeyen, dediğim dedik insanların başına. Diğeri bu sözleri yüzyıllardır anlatan, anlattıkça anlatan, dinlenmese dahi ellerinde sadece sözleri olan bütün kadınların başına. Üçüncüsü de bu masalı sizlerle buluşturan Cihan'ın başına olsun. Sevgili Çağla, oldukça enteresan ve ilginç tekniklerle bir programa imza attık. Ancak ben çok eğlenceli ve çok verimli olduğu görüşündeyim. Umuyorum bu programların devamı da gelir. Ağzına sağlık, programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Cihan. Gerçekten böyle şehirler arası bir yayın ilginç oldu benim için de. Çalışmaların çok güzel, burada olmak çok güzel. Umarım kanalında sen de çok daha güzel çalışmalar yaparsınız. Severek, beğenerek takip ediyoruz. Dinleyen herkese de bize vakit ayırdıkları için teşekkür ederim. Görüşürüz.